Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbih. İkinci fasıl Allah Subhanahu ve Taala'nın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i güvahlik bilen sıfatlagan. Yani güvah deyip sıfatlagan. Ve bunga taalluqli o kişidagi maqtov ve karametler hakkıdır. Allah Subhanahu ve Taala Ahzab surasında aytadi ki ey Nebi, odatda Qur'on-i Karimda payg'ambarlarga xitobida Alloh ularning ismlarini aytgan. Bitta Muhammad alayhisolatu vasallamni ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy deb jumla payg'ambarni Tangrim nomi bilan chorladi, yo nabiy deb chorladi, sizni xudo xush keldingiz degan mazhabni she'ri bor. Ya'ni bu ham Alloh subhanahu va taoloning ikromidan. U kishini vasfi bilan maqomi bilan chaqirishligi ismi bilan emas. Boshqa payg'ambarlar ya nuh qila ya nuh ihbit bi salam, ya musa aqbil, ya ibrohim a'rid. Shunday xitob qiladi Qur'on Karimda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bo'lsa ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhar rasul deb xitob qiladi. Bu ham karomatlar Alloh taoloning rasuli akram alayhisolatu vasallamga ko'rsatgan ikromidan. Nabi sözü naba'dan alingan bo'ladi. Naba, naba degani xabar, darak degani. Muhim xabarni naba deyiladi. Nabiyun bo'ladi asli hamza bilan. Keyin hamza yaga almashtiriladi, nabiyun bo'lib ikkita yaga ikkita yaga bo'lib tashaddali yo bo'ladi nabiyun. Nabiyun yoki nabiyun, nabiyun qiroati ham bor o'z aslida Qur'onda. Fa'il vazni bo'ladi. Fa'il vazni bo'lganda ham fa'il ma'nosini bildiradi, ham maf'ul ma'nosini bildiradi. Ya'ni ham xabar beruvchi ma'nosini, ham xabar beriluvchi, xabar yetkaziladigan kishi, xabarni qabul qiluvchi ma'nosida ham shunday. Maf'ul bo'lsa nabiyun xabarni qabul qiluvchi bo'ladi, ya'ni Alloh taolodan qabul qiluvchi. Fa'il ma'nosida bo'lsa nabiyun xabarni yetkazuvchi, xabar beruvchi bo'ladi. İkala manasını kütaradı Nebi. Ve ikala vasf Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a başka peygamberlerge hem Nebi'lerge ikala vasf mevcut buladı. Yani hem haberini kabul kılgıcı hem haberini yetkizgıcı kişiler dururlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni hani şimdi Nebi nubuvat bilen, nubuvat sıfatı bilen çakaladı Allah Ta'ala. Bu haberini kabul kılgıcı, haberini yetkizgıcılık lugavi manası şer'i istilohda aynı Alloh taolodan xabar yetkazib qabul qilib Alloh taoloning xabarini yetkazuvchilar nabi deydi. Ammo Alloh taoloning xabarini o'zidan qabul qilmasdan payg'ambarlardan eshitgan so'z bilan yetkazuvchilarni nabi deydi. Aynı Alloh taoloning qabul qilib Alloh taoloning yetkazuvchilarni nabi deydi. Bu şer'i istiloh. Inna biz sizni guvoh qilib bashorat xushxabar eltuvchi qilib nazir ogohlantiruvchi qilib bir xatardan ogohlantiruvchi qilib yubordik. Va Alloh subhanahu va taologa Allohning izni bilan chaqiruvchi qilib va nur sochuvchi chiroq qilib yubordik. Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimada jama'allohu taala fi hadhihi al-aya duruban degani anva'an degani bir qancha turdagi min rutabil usra degani makruma ya'ni ikrom oliy janob fazilat degani Ali Cenab fazilet mertebelerden rutbe, mertebenin rutbe, rutab rutbenin köplüğü, mertebeler diyen. Ali Cenab mertebeler, mertebe makamlardan bir neştesini diyen, duruban. Bir neştesini Allah Ta'ala bu ayeti kerimede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a cemledi. Ve cümlete evsafim minel midhe. Midhe maktav. Maktavını maktavdan bugün bir kança cümle diyeni bir top, bir üyüm diyen manada. Hem bir topda maktav vasıflarını hem cemlegen. Mesela bu kişinin de şunu tefsirle giriş yaptılar. فَجَعَلَهُ شَهِدًا عَلَى اُمَّتِهِ لِنَفْسِهِ اُمَّتِهِ دَگِ فَجَعَلَهُ دَگِ زَمِر bitti zemir. اُمَّتِهِ دَگِ ikinci zemir. لِنَفْسِهِ دَگِ zemir üçüncü zemir. Şunlar kayısı kimge hati yaptı? Kayısı zohirga qaytadi. Muhammad alayhisolatu vasallamni o'ziga ummatini tepasiga guvoh qo'y. O'zi uchun. Linafsi. Alloh o'zi uchun. Muhammad alayhisolatu vasallamni guvoh qo'ydi. Nima bilan guvoh bo'ladi?
Allah'ın risalatını yetkeziş bile. Bi iblagihim er-risale. Bi iblagi er-rasuli iyyahum er-risale demiş. Tamam? Ve hiye min hasaisihi aleyhisselam. Ve mubashiran li ahli taatihi. Allah Teala'ya itaat kılgenlerge, ahli taatke beşaret. Beşaret degen özü aslı hoş haberge işletiledi. Özü aslı kep çıkışı beşaradan kep çıkan teride. İnsan birisinden kursan olsa yüzü mündok küledi. Şu yüzü de kaysa bir kursançilik ki insanın yüzü de asaratı görünse o şu kursançilik haberini beşarat diyor. İnsanın yüzü de beşarası da terisi de çihresi de yani. Çihresi de asaratı yani ki alameti görüngen kursançilik haberini beşarat diyor. Yani insan şuna kadar kursan bu kitledi ki bir haberden. Hatta yüzüden zahir buladı kursan boyu. Tebessüm kuvaladı soru şuna. Yüzü bir çakınıp getirdi. O şendeki haberini beşaret diyor. İnsanın yüzü de aks etedigen kursançilik. Allah subhanahu ve ta'ala taatte itaatte bugün kişilerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hoş haber yap geledi. Şimdi hoş haber ki onlar sevinip getirdi. Şuna kadar sevinişledi ki yüzlerden zahir buladı sevinişleri. O ne beşaret? O cennet. Dünyada hem cennet, ahirette hem cennet. Şeriatı tutken, sünnet tutken adam dünyanın özü hem cennette bulur. Ruhu, nefsi, rahatta bulur. Taat ahlige beşaret yetkisi uçu. Ve nezir. Nezir de nizara. Yani agahlantiru. Nizara de bana agahlantiru ne etedir? Bir hatardan agahlantiru uçu ne etedir? Hatadan mez. Hatadan agahlantirişini tembih deyilir. Hatadan agahlantiriş. Ama hatardan agahlantirişini nizara deyilir. Nezir degeni, nezir degeni yani xatardan ogohlantiruvchi. Masalan, bir yurtga bir balo kelayotgan bo'lsa, o'sha balodan ogohlantirgan kishini nazir deydi. Shuncha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam men shunday bir kishiga o'xshaymanki, bir ko'ylak egasiga o'xshayman deganlar. Qanaqa degani o'zisa, bir kishi qanaqadir otlarni xurkigan ovozini eshitadi. Odatda kishilar yo qo'rg'on qurishgan shaharda o'zini himoya qilish uchun, yoki tog'lar bilan o'ralgan joylarning o'rtasida vodiylarda yashashgan. Toyinki to'g'ridan to'g'ri kelib hujum kelmasin. O'zlarini himoya qilsin. O'sha tog'ni atrofi masalan Makka vodiy deyiladi shuncha. Nimaga atrofi tog'? O'sha ularni odatida shunday bo'lganki, tashqaridan masalan bir otni hurkigan yoki qurol aslahani ovozi eshitilsa, demak, qanaqadir qabila ular tepasiga bostirib kelayotgan bo'ladi. Qanaqadir qo'shin. Shunda shubha tug'iladi. Bu haqiqatda qo'shinmikin yoki savdogarlarmikin yoki shunchaki o'ynab chiqqan ovchilarmikin degan savol tug'iladi. Shunda bir kishi yurib boradi tog'ga. Tepalikka chiqib unda qarasa, ana narsani ko'radi. O avçılar mı? Misal üçün avga çıkan. Yani ki üç kabileden seferge çıkanlar mı? Yani ki kanakadır bunu kervamın bilinen. Yani ki koşun mu? O koşun bozsa demek bunların üstüge bastırıp giyen hücum bulur. Şimdi onlarını o adam vadideki özünü kışlağı ahlını, şehir ahlını o şu tağıl tepesinden durup avga alındırır. İhtiyat bulunlar. Kural aslahını koluyor alıyorlar. Ayollarını, ballarını yaşayıyorlar. Koşun geliyor yaptı. Uruşka teyir buluyorlar. Degen avga alındırılığını vergen bulur. Xatardan avga alındırılır. Shunda u o'ylab baqirsa yetmaydi hammaga. Ko'ylagini yechib aylantiradi. Men yalang'och ogohlantiruvchiman deganlar. Ana nadir uryan. Yalang'och ogohlantiruvchiman nima degani? Ko'ylagini yechib olib aylantirayotgan odammi? Oxirat azobi Alloh taoloning iqobi sizlarga kelishini ko'rib turib, tog' tepasidan. Sizlarni o'shundan ogohlantirayotgan qo'shimdan ogohlantiruvchi kishiga o'xshaymanman deb o'zlarini shunday tavsiflaganlar. Nazirni ma'nosi shu. Shuning uchun vaid oyatlaridan yoki gunohni yomonligidan qaytargan paytda kishi ana shu ma'noda ogohlantirish kerak. Ya'ni ogohlantiruvchi ohangida gapirish kerak. Ya'ni bir nafrat ohangida emas. G'azab bo'ladi, g'azab nafratdan emas, balki ogohlantiruvdan kelib chiqadi. Shuning payg'ambar Imom Muslim rivoyatlarida Rasul akram alayhisolatu vasallam va'z qilganlarida ko'zlari qizarib ketar edi. Urush oldidan gapirayotgan odamdagi ogohlantiruvchidagi ohangda gapirardilar degan xutbalari. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam oxirat bilan yashaganlar, ko'rib turibdilar hamma narsani, do'zax, jannat ham yo'q. Ko'rib turgan odam boshqacha ogohlantiradi. Bari qo'shinni ba'da o'tirgan odam, vodiyning ichida o'tirgan odam qo'shinni ko'rgandek ogohlantira olmaydi. Qo'shinni ko'rgan odamda qo'shindan yetgan haybat bo'ladi. O'shani shiddati bilan u baqiradi. Pastda o'tirgan odam, qo'shinni ko'rmagan odam, g'opil odam unaqa ruh bilan chaqira olmaydi. Rasul akram alayhissalatu vasallam nazirliklari xuddi shu. Va naziran li ahli ma'siyatihi, ma'siyatihi, ma'siyatillah ya'ni Allohning ma'siyatiga tushgan, ya'ni gunohkor bo'lganlarga ogohlantiruvchidirlar. Va da'iyan ila tawhidihi. Allohga chaqiruvchi degan nima degani? Alloh subhanahu va taoloning tavhidiga, uni yolg'iz deb bilish hamma narsada.
va uni ibodatiga, unga to'la bo'ysunishga chaqiruvchi. Demak, da'vat shu bo'lish kerak. Da'vat bir toifaga chaqirish bo'lmas kerak. Bir partiyaga odam yig'ish da'vat emas u. U da'vat deb olishgan, u Allohga da'vat, Allohga da'vat emas. To'g'ri, masalan, biror maqsadda birlashish mumkin. Birlashish mumkin, masalan, deylik, siyosiy partiya tuzish mumkin, lekin da'vat emas u. U tadbir ma'nosida qaraladi. Mumkin, masalan, deylik, ilmiy bir majmua tuzish mumkin. Marhamat. Ammo dinni hammasi mashu sifatida ko'rib, shunga chaqirish, dinga chaqirish, shu partiyaga kirgizish, Allohni diniga chaqirish deb o'ylash bu zalolat bu. O'zini toifasini mashu din islom shu deb o'ylash, yoki o'zini partiyasini islom mashu deb o'ylash, shunga chaqirishni da'vat, Allohning yo'liga da'vat deb o'ylash bu xato. Lekin birlashish mumkin. Masalan, deylik, siyosiy partiya tuzing, ma'lum vazifalarni birga bajarish uchun. Ilmiy bir muassasaga asos soling, ma'lum vazifalarni birga bajarish uchun. Chunki inson bitta o'zi qila olmaydigan narsani ko'pchilik bilan qiladi. O'sha ma'noda mumkin. Marhamat qilaversiz. Lekin mana shu partiyaga birlashish yoki mana shu toifaga yordam berish yoki mana shu muassasaga qo'shilish, din shu deb tushunish bu xato. Mana shu zararlar. Ko'pchilik shundan adashadi. Keyin borib iymonning rukuniga aylanadi u. Partiyadan chiqish, dindan chiqish deb o'yladi. Bunaqa emas. U ma'lum harakatdan boshqa harakatga o'tish xolos. Ma'lum muassasadan harakatdan, masalan, ma'lum faoliyatdan to'xtalish. U dindan chiqish emas u. Mana shu ko'p toifalarni, kishilarni adashtiradigan joyi shu. U kirgan odam menga din, yangi din kerakman deb o'yladi. Hatto menga yaqinda aytib berdi, shu yerdagi ahli ilmlar aytib berishdi. U 90-chi yillarda deydi, bizda o'sha da'vat deb boshlangan chaqiruvlarda vahobiylik da'vati boshlangan. Vahobiylik bizga tuhmat degan gapni aytishadi. Tuhmat emas. O'zlari shunday degan. Mana shu men o'zimiz ahli ilmlar aytib beryapti menga. Men qarindoshlarim bilan borganman deydi. O'sha jamiyga, biz Andijondagi jamiyga. Biz da'vat qiziqtirib olib borishgan, da'vat qilamiz deb da'vatga olib borishgan. U ahli ilm odamlar, ahli ilm xonadonning avlodlari. Borganmiz deydi, borsak deydi. Iymon bizga iymon talqin qilingan deydi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Kofir ekan ular. Ashiga oshvatgacha. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Alhamdulillahillazi ja'alana minal wahhabiyya deb aytilgan deydi. Bizni vahobiylardan qilgan Alloh taologa ham bo'lsin deb talqin qildirishgan bizga deydi. Men to'g'risi ashhadu Andijonda yashab eshitmagan ekanman, shu yerda eshitdim. To'g'ri, hammaga qildirilmagan bo'lsa kerak, qildirilgan kimlarga? U go'yoki yangi din, u shu masalan bir odam 30 ga kirgan bo'lsa, 30 gacha hayoti kufru. Mana endi meni da'vatimga o'sha shirkafiyobiya, bidatofiyobiyaga to'plangan, to'ldirilgan mani da'vatimga kirsa, endi u odam dinga kirgan bo'lyapti. Uni oldingi hayoti hammasi kufr. Va orqasidan hamda aytib qo'yaptiki, bizni vahobiylardan qilgan Alloh taologa ham bo'lsin. Hazrat deb bizga ta'kid qildirishgan deydi. Keyin men uyga kelib dadamdan qo'rqqanimni aytolmasdan bormay qo'yganman. Qarindoshlarim borishgan, jamiyaga qatnashgan ekan deydi. O'zimiz qarindoshlar ham ko'plari qatnagan, lekin shuni eshitmagan ekanman. Kimlarga shu ishni ham qilgan, tushundingizmi? Bitta da'vatchi, to'g'risi to'g'ri bo'ladi, noto'g'risi noto'g'ri bo'ladi deyish kerak. Yoki bitta deylik, bir odam partiyaga asos soldi. Maqsadi deylik, masalan, odamlarning siyosiy ongini oshirish. Marhamat, siyosiy gapni gapiraversin, lekin dinga aralashmas. Marhamat, siyosatda gapirsin. Masalan, NASA degan tashkilot bor Amerikada. Odamlarni shu kosmos ilmi bilan, mana yaqinda James teleskopini e'lon qilishdi. Koinot ilmi bilan odamlarni ta'minlab turadi va koinotdagi kashfiyotlarni, masalan, deylik, kishilarga taqdim qiladi. O'zlari o'sha kashfiyotlardan nimalardir foydalanadi. Misol uchun, marhamat, shunaqa bitta tashkilot tuzib tur, marhamat, odamlarni siyosiy ongini oshiraversin. Dinga aralashmasin dek. Ammo dinga aralashsa, uni kitobi sunnatdan gapirsin. To'g'ri, kitobi sunnat siyosatdan begona degani emas, ichida bor, lekin u siyosat bitta juz bo'ladi xolos. Dinni hammasi siyosat bo'lmaydi. Siyosat ko'pchilikning ishini boshqarish degani, muammo narsa emas, vahimali narsa emas, oddiy narsa. Ko'pchilikning ishini boshqarish siyosat bo'ladi. Siz o'zingizning oilangizning ishini boshqarsangiz, o'zingizning oilangizni siyosat degasiz. Men bitta mamlakat miqyosida bo'lsa, u murakkablashadi, keyin u siyosiy bir atama oladi. Aslo mohiyati siyosat nima degani? Ko'pchilikning ishini boshqarish degani oddiy narsa. Shu narsada xatoliklar bo'lsa, noto'g'ri boshqaryapti falonchi, mana bu narsa to'g'ri bo'ladi. Marhamat, siyosiy tahlillar bilan qilaversin. Bu islomga aloqasi bor, lekin bitta juz xolos. U din hammasi siyosatdan iborat emas. Ashhadu an la ilaha illalloh vasiyat emas u. U bitta juz bo'ladi. Jamiyatni boshqaruvdagi bitta juz. Marhamat, o'shani noto'g'ri jihatini oyat hadis bilan aytsin. U dushmanlik tug'dirish uchun qilinmaydi u. Tushunarlimi? Bu haqiqatni bayon qilish uchun, masalan, mana bu narsa shariatga xilof bo'lyapti deb aytish mumkin. O'sha musulmon bo'lsa ular. Yoki boshqalar musulmonlarga shunaqa shu jihatdan agar bosim o'tkazayotgan bo'lsa, uni masalan kishilarni ongini ochish uchun berishi mumkin bayon. Lekin da'vat qilinadigan din mana shu deyilmaydi u. Yoki masalan ba'zilar bitta
muassasaga azo bo'ladi yoki bir orta shu harakatga azo bo'ladida shu bor din mana shu deb o'ylab qoladi. Bu o'ta xatarli narsa. Birinchidan buni orqasiga orqasidan boshqa narsalar yo'q. Masalan, hozir tariqatlarda ham shu narsa bor. Bir sufiga qo'l beradi. Go'yanki islomni hammasi mana shu. O'sha ham pirdosha agar yordam so'rasa yordam beradi. Nargi pirdi muridi yordam so'rasa bermay qo'yadi. U bu tiki u boshqa deb vakili u. Mana u pirdoshi bir xato qilsa yoki bir unga talofat etsa achinadi. Nargi pirdi muridi xato qilsa yoki talofat etsa achinmaydi. Go'yanki u boshqa deb vakil. Bu o'ta xatarli narsa. Musulmonlarni parchalagan va hozirgacha parchalab kelayotgan omillardan bittasi. Shuni tepasiga alvala uval baroni quradi keyin. Do'st tutish, dushman tutishni. Haligi o'zini toifasini din deb o'ylab olgandan keyin yoki o'zini partiyasini din deb o'ylab olgandan keyin. Shuni tepasiga alvala albaro Alloh va rasulini tavhid tepasiga quriladi. U usuli din ustiga quriladi. Furu'i tepasiga qurilmaydi u. Fariy masalalarini tepasiga qurilmaydi alvala albaro. Usul masalalarini tepasiga quriladi. Mana shuning uchun da'vat Alloh subhanahu va taologa chaqirishdir. Bi iznihi Allohning izni bilan degan nima degani? Agar Alloh taolo izn bermasa, Alloh taolo o'zi yo'l bermasa, hech kim hidoyat qila olmaysiz. Hech kim hidoyatga chorla olmaysiz. Shuning uchun men odamlarning hidoyatiga turaman deyapmiz. Alloh meni sababchi qilsin deysiz. Bi iznihi degan yana bitta ma'no Rasul akram alayhisolatu vasallamni da'vatlari Alloh subhanahu va taoloning izni ruxsati bilan degan. Bu degani Alloh subhanahu va taologa chaqirishda, da'vatda, dinda, ta'limda ijoza bo'lish kerak degan. Rasululloh o'zlarining sahobalaridan o'zlari Rasululloh Alloh subhanahu va taolodan izn olganlar. Va sahobalarini tarbiyalab da'vatga yaroqliklariga izn berib ularni da'vatga chiqarganlar. Har kimni chiqarmaganlar da'vatga. Da'vat qilishga salohiyati bor kishilarni chiqarganlar. Sahobalar ham o'zlarining shogirdlari, tobiinlar, tabi'a tobiinlarga ilm o'rgatgan paytlarida boshqalarga ilm o'rgatishlari uchun izn berishgan. Mana endi sen borib ta'lim bersang bo'ladi deb. Undan keyin keyingi tabi'a tobiin shunday qilib kelgan. Hozirgacha ilm shunday silsila bilan keladi. Din ilmi shuning uchun silsila bilan, sanad bilan keladi. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborak aytganlarki, sanad dindandir deganlar. Bir kishiga sen mana shu ilmdan ta'lim bergin, Allohning yo'liga chaqirgin kishilarni. Yoki kishilarni sen tarbiya qilgin deb masalan tariqatda asosan tarbiyaga yo'naltiriladi. Fiqhga, aqidadan dars berishga emas. Uning uchun odam o'zi tarbiya topgan bo'lishi kerak, axloq. Albatta solih musulmon bo'lishi kerak u. O'zi hali pishmagan, uni izn berib yuborsa unga o'zi tarbiya topmagan boshqani tarbiya qila olmaydi. Bi iznihi degan nuqtalardan biri ta'lim, dindagi ta'lim ustozdan izn bilan bo'lish kerak degan. U izn silsila bo'lib Rasululloh alayhisolatu vasallam Alloh subhanahu va taologacha bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga chaqirish. Nimaga chaqiradi? Tauhidga chaqiradi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz deb bilish aqidada, amalda, munosabatlarda. Hech kimga Allohga bo'lgan munosabatni yo'naltirilmaydi ibodat ma'nosidagisini ya'ni. To'g'ri, Allohni yaxshi ko'rasiz. Rasulullohni yaxshi ko'rishingiz mumkin, farishtalarni yaxshi ko'rishingiz mumkin, domlangizni yaxshi ko'rishingiz mumkin, otangizni, onangizni, farzandingizni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Muhabbat unga ham, bunga ham bo'lishi mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbat hammasidan g'olib bo'ladi. Demak, tuyg'ularda ham tavhid bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bu kamolat ahlilari tavhid nima desa, ular endi juda mukammal tarzni havola qilishadi. Imom Junayd aytganlaridek, tavhid nima desa aytganlarki, so'zingdan yoni gapingdan yoni hazf qilishing deganlar. Ya'ni tavhid nima desa gapingdan yoni hazf qilishing. Yo nima? Men degan narsa. Gapingdan menni hazf qilishing. Hamma narsani Allohga nisbat berishing. Menda mana fazilat bor, men chiroyliman, men kelishganman. Mas meni Alloh chiroyli yaratganiga Xudoga shukr. Men aqlliman emas, menga Alloh aql bergan ekan, alhamdulillah. Men to'g'ri yo'ldaman faqat emas. Meni Alloh hidoyat qilsin, ilohiy hidoyatdaman deb o'ylayman inshaalloh. Ibodat qildim. Men zo'r ibodat qilaman emas. Alloh taolo menga o'zini ibodatiga tavfiq berdi. Men ilmli emas. Alloh taolo menga bergan ilmdan gapiraman. Va hokazo. O'zida hech narsani nisbatini o'ziga bermaydi. Mana shu tavhid. U tavhid deganda o'ylamang, Alloh taoloning sifatlarini zikr qilingan paytda odamni chizib olishni.
yoki a'zolarni tasavvur qilishni ko'z qo'l deganda. Bu narsalar shirk tavhid emas. Tavhid Alloh subhanahu va taoloni hech bir narsaga o'xshamaydi, hech bir narsa unga o'xshamaydi deb bilish va barcha mahluqotni, amallar ham mahluq, fe'llar ham mahluq, barcha mahluqotni xoliqi yagona Alloh deb bilish, hamma narsani Allohning o'ziga bog'lash shu tavhid bo'ladi. Mana shu tavhidga chaqirish, ibodatga chaqirish, ibodat e'tirozsiz bo'ysunish qalbidan. Tanasida bo'ysunsa ibodat, qalbi bilan, ruhi bilan bo'ysunsa ubudiyat bo'ladi. Va sirojan mu'alla, demak ana shu ibodatga chaqirish shu da'vat. Rasulullohning yo'llari shu, Rasulullohning da'vatlari shu alayhisolatu vasallam. Shuning uchun hadis shariflarini qarang, da'vatlarini qarang Rasulullohning. Makka davrini qarang Madinada. Birorta mushrikni yomonlab o'tirganmilar, Abu Jahl unaqa, Abu Lahab bunaqa deb. Yo'q. Bu da'vat emas u. Alloh subhanahu va taoloni ta'riflash da'vat bo'ladi. Xato narsalarni ayting, lekin shaxslar bilan ovora bo'lishdi, bu da'vat bo'lmaydi bu. Va sirojan munira va nur sochuvchi siroj. Siroj degani chiroq degani. Chiroq odatda siroj odatda tashqaridan kimdir unga nur yoqadi. Rasul akram alayhisolatu vasallamni o'sha yoritish nurlari vahiy bilan bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo tomonidan u kishini nurlari yoqib berilgan, shuning uchun siroj deyilganlar. Munira nur taratuvchi, siroj o'zi nur oluvchi, ya'ni o'zida nur hosil qilingan, munir boshqalarga o'sha nurni yetkazuvchidirlar. Biz yuqorida Allohu nuru samovati oyatida masalu nurihi deb nur kim dedik? Muhammad alayhisolatu vasallam. O'shanda Alloh taolo o'xshatma qildiki, bu chiroqni misbah degan u yerda chiroqdi. Bu misbah masalu nurihi kamishkatin fiha misbah dedi. O'sha misbah al-misbahu fi zujaja. Shu misbah Muhammad alayhisolatu vasallam mana shu siroja muniron oyati bilan. Oyatni bir-biriga bog'lasa shunday tafsir chiqadi. O'shanda aytildiki, uni yog'i sharqiy ham emas, g'arbiy ham emas Falastinnik. Falastinnidan, zaytunidan sharqiy ham emas, g'arbiy ham emas deb tafsir qilgan ba'zi ulamolar. Eng sifatli zaytun bo'lgani uchun. Shu yerda aytildiki, yakadu zaytuha yudi. O'sha yoqilg'i unga o'zi o't tutashtirsangiz, yoqilg'iga keyin lovullab yonadi, keyin chiroqda nur shisha bilan, qandil bilan ziyoda bo'ladi, keyin tokchani to'la munavvar qiladi. Shunday, lekin aytadiki, u o't tutashtirmasang ham o'zi yoritadigan ana yog'ni o'zi deydi. Bu nimaga dalolat qiladi? Muhammad alayhisolatu vasallamni vasflari, kamolotlari fitriy ekaniga dalolat. Vahiy kelmasa ham, agar vahiy kelishlar bilan nur ustiga nur bo'lgan. Agar vahiy kelmagan holatda ham qolganlarida, agar yonki vahiy kelguncha bo'lgan davrlarini ham olinsa, o'sha vaqtda ham nur bo'lganlar. U o'sha shunday nurki, shunday yoqki, o't tutashtirmasang ham yoritadi. Muhammad alayhisolatu vasallamni o'sha 40 yoshgacha bo'lgan umrlari ham jamiyat uchun nur bo'lgan, chiroq bo'lganlar. Keyin vahiy kelishi bilan nur ustiga nur bo'lgan, yana ham ko'p yoritganlar. Bu kishining axloqiy kamolotlarida. Keyingi hadis sharifda uzun sanadda Imom Buxoriy sanadi bilan keltirganlar aytadilarki, Ato ibn Yasor aytadilar tobiinlardan. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuga ro'para bo'ldim, shu kishidan so'radimki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sifatlaridan bir menga xabar bering, gapirib bering. Chunki u kishi u odamni yasorni bu gaplardan murod payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning vasflarini umumiy Qur'ondan boshqa joylarda ham bo'lgan vasflarini aytib so'ramoqchi bo'lyaptilar-da. Shuncha aytyaptilarki, Abdulloh ibn Amr ibn As Rasul akram alayhisolatu vasallam innahu la mawsufun fi at-tawrati. Qur'oni Karimdagi ba'zi sifatlari bilan Tavratda ham vasflanganlar. Sifatlanganlar. Deb turib, o'sha guvohlik, bashorat beruvchi va ogohlantiruvchi degan sifatlari Qur'oni Karimda kelgan bu oyatdagi. Ayni shu oyat, ayni shu vasf Muhammad alayhisolatu vasallamni sharlarida Tavratda ham kelgan. U kishi chunki Tavratni ham boshqa ahli kitoblarning kitoblarini ham bilganlar ablablanmas. Shuning uchun o'sha kitobdan xabar beryaptilar. Yana u kishining sifatlari keladi o'sha Tavratda. وحرزن للأميين أميلرге قرغان دورلر حماية دورلر أميلر دم مراد كتاب تشرل مجنلر بيرده شو
Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kavimleri. Bu ahli kitabın mukabilede türedi. Ahli kitap, kitap çürülgenler. Mukabiledekiler, ummiler bu da. Kitap çürülmeyen kavimler. Onadan tuğulgendik, yani uzun tabiyeti bilen usiyekkeni için, gaybden koşunca malumat almakeni için ummi değil. Ente abdi ve rasuli. Allah subhanahu ve ta'ala şunu deysin, min bendemsen ve rasulümsen deydi. Daim bendelik Risalattan aldım geldi. Eşhedü enne abduhu, enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Deyimiz. Evvel ibudiyetini zikir kılamız. Keyin Risalatını zikir kılamız. Resulullah şunu da örgüt kirliler. La tudruni keme atratin nasara İsa ibn Meryem deyip durup ve kulu abdallahi ve rasuluhu. Ve rasuluhu. Allah'ın abdullahi ve rasuluhu. Allah'ın bendesi ve rasulü dinler deyinler. O şunda hem yani beni maktamak şu bu şeyler ibadetim, ubudiyetim tamamen maktiler. Risaletim tamamen maktiler. Uluhiyet bilenmez, ilahliği bilenmez. Şunda hem ubudiyetini mukaddem koyuyorlar. Bu risaletten ubudiyet derecesi belenliğini kursatır. Allah'ın huzurunda. Elbette risalet hem ubudiyetini zimniye kiredir aslında. Lekin mefhum, düşünce manasıdır o genizde. Ubudiyet Allah subhanahu ve ta'ala'ya bendelik, teslim buluş. Risalet yetkeziş Allah'ın haberini. Allah'ın haberini yetkeziş hem asli ibadetini cümlesinden, lekin o alahide vasf barıdır. Alahide vazife o. Ubudiyet risaletten belentüredir. Şunun için Subhanellezi esra bi'abdihi digen. Resulünün İsra tündük seyirge çıkarken zat pakdür degen ayette Resulünün mes bendesini deb etken. Resulullah'ın makta maksum bugün o kişinin kötergen oranı da abid sıfatı bilen, ubudiyet bilen bendelik sıfatı bilen Allah-u Teala vasf koyan bu sıfat risaletten belen bugün için. Allah'ın huzuru da mahbub Rabb'u bugün için. Şunun için şehadet kelimesi de hem abduhu deyip aldın etken. Çünkü İbadet, ubudiyet bendeden Allah subhanahu ve ta'ala'ya kalatilgen bulur. Risalet Allah'dan bendeye kalatilgen bulur. Bende tamamından takdim kalingen için Allah ta'ala onu mukaddem koyat. Ve semmeytukel mutevekkil. Ve seni dedi Allah ta'ala Muhammed aleyhissalatu vesselam'a mutevekkil deyip namledim. Tevekkül kılgı uçuyor. Tevekkül ne etkemize? Allah subhanahu ve ta'ala'nın vakil tutuş digeni. Vakil tutuş digeni Allah Teala'ya teyaniş degen. Mesela ben bir kişinin vakil tutsam, o şey işimde o şu adamga teyanim. Mesela bana o pulu meydalep kelin, bazarga çıkıp desem, meydalep kelişinde o adam benden vakil bole. O adamı çıkardım mı, uzun çıkmam mı bazarga bol. O şu adamı vazife vermesine, işine kifayelenim. Şunu vakalet değil. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın vakil tutuşkanı kabul edin. Ben de amelini kıladı, sebebini kilitledi, bir işini kıladı. Neticesi de o şey sebep gelmez, Allah'ın özüge teyini. Çünkü sebebini, sebep kılıcı hem Allah, arkasından musebbebini, neticeni kilitliyorcu hem Allah. Fakat tekrar bugün o için bizi gözümüzde sebep, elbette musebbebdenki payda buladı, sebebdenki elbette musebbeb payda buladı buluyemiz. Albatta oyna qursa bola ko'radi, bola ko'radi deb o'ylaysiz. U oyna qurib bola ko'rmasligi ham mumkin. U sabab, tushundingizmi? Yoyinki kessa pichoq albatta kesiladi deb o'ylaysiz. Albatta kesilish kesilmasligi mumkin. Xuddiki Ibrohim alayhissalomni pichoq kesmaganda Ismoilni alayhissalom. Va hokazo. Natijani Allohdan ko'rish, Allohga tayanish natijada shu tavakkul deyiladi. Tavakkul sababni tashlash emas. Sebebini oranını kalpten çıkarıp oruç tevekkül böyle. Sebebini kilitirip durup neticeni Allah'dan kütüş asli tevekkül şu. Neme geldiyse kişi sebebini kilitirip durup musabbabı işanmese musabbabını uzay. Allah'a işanırken olsa şunda sebebini itibardan düşürgen böyle. Şimdi biz mesela bir çan kadın ben. Bunu ilgeri emet vergen ben. Yani tekrar öyle yapma. Çan kadın ben. Su
çanqoqni qondiradi. Qoniqish hissini keltiradi. Suv. Suv sabab, qoniqish hissi musabbab, natija. Men aytsamki, Allohga tavakkul qildim, men suvni ichmayman. Qoniqish usiz ham hosil bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin haqiqatan. Shu tavakkulmi? Aytiladiki, sababni keltirib, o'zi bu tavakkulda darajalar bor. Ba'zi darajalarda shu natija, shu yo'l tutiladi. Tajarrud, tasabbub maqomi bor tajarrud. Tajarrudga o'tganda tutiladi u. Ma'lum vaqt. Uni o'zini o'rni bor. Lekin odatda biz sababga sababni keltiramiz. Nimaga? Tajarrud maqomiga o'tgan odam tavakkulni bajarmasdan turib, tavakkulni kamoliga yetkazmasdan tajarrudga o'tolmaydi. O adam sebebini şaşı şart. Şimdi o adam sebebini terk kısa nöme deyken bolad. Göğen ki suyunu içsem, kandırıp koyadı deyip koyarken bolad. O de yani kandırış, hissini veriş kuvveti suda mevcut deyip bilip koyan bolad. Aynı uzda. Suyun uzun kuvveti de var. Zatı da şu kuvvet var deyip bilip koyan bolad. Oşan için onu terk kılıçlik, suyunu terk kılıçlik. Tevekkül gazet bolad. Demek ki çünkü u tark qilib turgan paytini o'zida suvda zotida qondirish quvvati bor deb o'ylab qo'yayotgan bo'ladi. Endi ichib turib, yo'q. Ichamanu qondirish Alloh subhanahu va taolodan desa, u kishi suvni sabab sifatida keltirib, lekin suvni e'tiborga olmayotgan bo'ladi. Chunki qoni qishqisini yaratuvchi Allohning o'zi deyotgan bo'ladi. Bu narsalarda uzun uzun akidelerin bahsleri var. Köprak ulama etken gel şu. Demek mutavakkil ne? Mutavakkil sebebini keltirme uçmaz. Sebebini keltirip sebebke teyemme uç. Tevakkül şu. Şunda o sebebini inabatke amayken bulan. Belki musabbebini Allah-u Teala o ziyarete dekiliyem bulan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı Allah-u Teala anaşı sıfat bilen, tevakkül bilen vasıf kılgen. ليس بفظ فظ قبال دغال دیگه قبال دیگه فظ کبراق سوژه فیل دیگه قبال لیگ نیت قبال مس یعنی محمد علیه السلام قبال مم مگلر بلکی ملایم مگلر ملایم لیک قوت که زد مس این قوت کمالگی است ملایم لیک خاص لوله چونکی قبال لیک erişe almaslik korkuğudan kep çıkardı köpünce. İstegen nersesine erişe almaslik korkuğudan kişi koparlaşıp gider. Balez etkenizi kımın koyucudan korksuz bakırız. Korkmasız balam o işte kıyın deyiz bu oldu hala atacağım. Balezge bakırışız, onu söküşüz. Mesela biraz sen büyürüşüz, kat iyi öte kat tıkıl büyürüşüz köpünce. Adli etsem kımın koyar diyen korkuğudan bula. Tol hazırlanam çıkadı, açık çıkkanlarım. Lekin köpünce tehdit nimeden çıkadı? Tehdit kimin koyuş korkuğundan çıkadı. Onun için koparlılık daima kuvvet belgesi bu meydi. Gahı da korku belgesi öyle. Yumuşaklık daima korkaklık yani zayıflık belgesi bu meydi. Belki gahı köpünce belki bazı da hatırcamlık belgesi bu meydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yani şimdi kupal bu mesleklere hem kemalatlardan. Şimdi bu. Ümşaklık. Başkalarını dinini kabul kılışı için vesile bu. Çünkü hiç kim dağalliğini kabul kılmıyordu. Hiç kim tabiyette. Bakır'daki adam uzge bakırın da kabul kılmıyordu. Çünkü o şu nesnenin yamanlığını uz bile. Uzge'yem yok muydu o şu. Uz bakırda bakır'daki adam gülmem mi ya bakır yapsan dedi. Uzge'yem bakır'dayken bu. Çünkü o şey bakırış hiç kimin tabiatı ki yakmıyordu. Allah şunu da yaratken insan. Çünkü ruh latif nerse. Latif nerse kalp ham latif nerse olur. Latif nerse dağalliğini kabul kılmıyordu. Kupal nerse. O çünkü kabul kılmıyordu kalp. Kupal nerse. Davat kalpki karatılgen bulundu. Şunun için o kupallik bilen kılınmıyordu. Şu sıfatlarını kişi uzun hasıl kılış gerek. Mana shular sunnat emas. Sunnat deganda faqat shakl shamoyilga urg'u berib adashmaslik kerak. Wala ghaliza
Ayet kerimede galizal kalb degen, galiz ham dagal degen. Vela sakhab, sakhab ham sin bilen ham keledi. Kelesi ham var. Fil esvek, bazarlarda bakırıp yürüyüşmez. Bakırıp yürüyüşmez degeni, yani dünyanın gamını yürüyüşmez degen. Albette bazarda çıkıp, aa kep balin, ap balin de bakırışmez bu ya degen. O şey ham keledi işiye. Lekin bu yerdeki murat dünya için kezmeydi degen. وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ Yamanlığını yamanlık bilen kaytarmaydı. Belki afu kıladı ve keçirdi. Bu ham Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarından Tevrat'ta kelgen. Allah Ta'ala uksh وَلَمْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ Allah Ta'ala uksh'ini canını almaydı. Tayinki kıyışık milletini toğırlama günçe. Ne deyip kaçan toğırlanken oladı ular? La ilahe illallah'a erişkenlerdi. Ve Allah Ta'ala o kişi bilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilen kör gözlerini açadı. Gün, yani kar kulaklarını açadı. Ve kulüp kalplerini açadı. Böyle ki közden murat, kulağdan murat, manevi köz, manevi kulak. Elbette bu kelledeki bu cahileşken iki de azamez. Manevi köz, yani kişilerin hakikatini görmeyip gelirlerge hakikatini kursatadı. Hakikatini işitmeyip gelirlerge hakikatini işittirdi. Kuplanıp koyan kalplerini açadı. Davetin tabiyeti şunu diye buluş gerek. Davetin tabiyeti kişilerini düşmenlikke çakırığı için, Müslümanlarını hususlar, Müslümanlarını arasında adavetini kuzguğu için. Bu neydi davet? O davet mesu, Allah'a çakırışmaz o. O uzun taifesine çakırış olaz. Onu davet de betekeller aldengen kimseler. Davetin tabiyeti şu. Mülayimlik, rahmet, şefkat, la ilahe illallah, közlerini açış, kalplerini açış, kulaklarını açış. İrade kılınken mana asasen bu yerde ahiret için açış bulur. Bana çünkü gözü açıkça pazarda itti deseyiz o gözü açık değilmez mi? Bu yerdeki gözü açış ahiret ilmindeki gözünü açık buluş. Ahiret ilminde kulak açık buluşu, kalplerini açık buluş. Ve elbette dünyaya hem bunu elbette eseri bulur. وَذُكِرَ مِثْلِهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَسْلِهِ Abdullah bin Selam'dan hem bu kişi Yahudi, Müslüman bugün Yahudi sahabe-i kiramlarından. O kişiden hem bu bana şu manuna nakıl kılınken, zikir kılınken. Kâb-ül Ahbar'dan hem bu kişi hem Yahudi bugün ki Müslüman bugünler. Başka bir tarikada, hadisin tarikada İbn-i İshak'tan kirledi. وَلَا صَخِبِنْ صَخَّبْنِ Başka bir şekilde bu ya mübalağa şekilde fa'il vezni. Bazarda bakır uçmaz. وَلَا مُتَزَيِّنْ بِالْفُحْشِ Yani fuhş, hunik. Hunik sıfatlar bilen ziynetlenmeydi. وَلَا قَوَّالِ لِلْخَنَى Khana diyen fahş sözler, üyet sözlerini ayetlerdi yakın. Üyet sözlerini ayetmeydi. Ayet uçmaz. اُسَدِّدُهُ لِكُلِّ جَمِيلٍ Her bir güzel nersege ben onu tuğruk koymayayım. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu ve ta'ala daim güzel narsani joriy quluvchi qilib qo'yaman. Ha? Degan. Wa ahabu lahu kull khuluqin karim. Har bir oliy janob xulqni unga hiba qilib ato qilib beraman. Wa aj'alu as-sakinata libasahu wal birra shi'arahu. Sakinat xotirjamlikni uning libosi qilib qo'yaman. Va ezgulikni uning shi'ori qilib qo'yaman. Shi'ar degani ichki kiyim degani. Bedenizge tekip turgan kiyimimi şiar deydi. Tepedeki kiyimimi disar deydi. Ya yuhal muddessir var o muddessir oranı bir atı uçu deyledi. Yani üstki kiyimimi uğraşını disar deyledi. Üstki kiyimimi. İçki bedenge tekip turgan kiyimimi şiar deyledi. Ezgulik onun içki kiyimidir. Yani aslı içi güzel. Aslı tabiyeti ezgul. İçki kim adatta insanla ayrılmaydı. Tepedeki kim almışır olası içki kim türü olaydı adatta insanın bedeni getirdi. O yüzden bir ezgulik onun içki kimidir degeni ezgulik ondan ayrılmaydı degen. Yani bir ezgulik kalıp bir aynı kaladigen adatı yok. Belki daim ezgul. Yahşige hem ezgul, yamange hem ezgul. Yahşige ezgul, yamange ezguliki yokmaz. Yamange hem ezguliki var. وَاتَّقْوَا ضَمِيرَهُمْ Onun zemir degen, vicdan degen.
Takva onun vicdanıdır. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam her kim özde vicdan vicdanlı bulur adı. İnsan tabiatta vicdan var, o fitret var. Lakin vicdan ham gaha şekillenmedi. Malum derecede. Fitretini özde götürür diyor. Lakin bazı insan misal için vicdanını öldürür ahir, bar bar. Vicdan başta kineledi, başta karşı türedi. Bar bar bu şu vicdanını öldürüşü mümkün. Şunun için her kimin vicdanı ham doğru meyyar buluşu mümkünmez. Gâhıda insan vicdanı, kimidir vicdanı misal için kineledi. Süveleni öldürgeni ya. İçi ağrıydı. Kimidir vicdanı? O işte süveleni öldürüşke vicdanı için demeyen adam rampolunu yapıyor. Kep basa, doğru kep basa. Allah özü geçirsin de. Zarrı oturup hazır dedi. O yüzden vicdan daim meyyar bu meydi. Vicdan takva bilen şekillenmiş gerek. Düşünebilir miyim? Vicdan elbette fitret var. O elbette yaşı yaman nazret edi. Lekin daim hem o sizge meyyar bunu bir almaydı. Çünkü mesela bazı adam ben dedi falan iş tıkıp gördüm. Vicdanım kinermedi demeye yaşı iken diye böyle. O takva egelerde etilgen. İstefti kalbek kalbinden fatva sonra. Çünkü kalbinin kaşkılgen nerse günahdır. Kalbin yazılgen nerse yaşa ameldir degenle. O saf fitret igesi takva vicdan igesi getirilgen. Vicdanı takvadan bugün adım getir. Hammege hammez. Mesela bir Yahudi ayıttı ki, İzrailli Yahudi, ben girip Filistin'e bastırıp girip o şiddeki adamlarını öldürsem meze kılamam deyip özü hikaye kıladı asker. O şimdi meze kılıyor. Vicdan o şeyin özünde. Bu meyyar bu meyyar. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın zemirleri takvadır. Takva zerre nerselerde hem yaxşilik yamanlikini uyulaş kısablanır. Yani zerre yamanlikden hem kaçış, zerre yaxşilikini hem koldan çıkarmazdık. Şu takva böyle. Yani bu takva yaxşilik yamanlikini koldan çıkarmazdık olsa yaxşilik yamanlik bu Allah subhanahu ve ta'ala yaxşı yaman deyip etken nerseler. Demek şeriat miyarları bilen şekillengen vicdan, takva vicdanı bulan. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vicdanları şunu yapıyorken, o zatını fitrete aslı şunu yapıyorken. Çünkü gödelikleri değil, şeytanın nasibesi optaşelgen. Hikmet ve iman faziletler o kişinin kalplerine koyup verilgen, gödelikleri değil. Hılkatları aslı tutsun. Vel hikmete ma'kulehu. O kişinin akılları hikmettir. Hikmet her bir nesnenin öz oranına koyup kılış. Atanı ata oranına koyup alış. Ananı ana oranına. Yaşını yaşını oranına. Yamanını yamanını oranına. Haramını haram. Halalını halalını oranına koyup alışını. Mekruhunu mekruhunu oranına. Haramını oranına gemez. Haramını haramını oranına. Mekruhunu oranına gemez. Koyup alış. Kette yaşını, yaşılığını kette ligiçe kaldırış. Küçüküne yaşılığını küçüküne ligiçe kaldırış. Her bir nesnenin öz oranına koyu alış hikmet değil. Onu tatbikte oranına koyu alış hikmet değil. وَصِدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيَعَتَهُ Sadıklık, rastgoylik ve vefadarlık onun tabiyyat kıldım onu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncün emin deyip lakaba gelirler. Hala peygamberlik kimesinden türüp bugün bir vakıya var. Bir kişi bile vadeleşkenler Mekke-i Mükerreme'de. Palanca de görüşemizdi. Keyin o kişi isten çıkarıp koygen. Resulullah bir nasıl ağırlar ya o kişi bir nasıl ağırlar Resulullah'dan pullu kagenini polancaydı görüşemiz bilemen diye. Keyin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o şey vakitki kep türgenler. Mesela ertege peşinde diyen olsa misal üç. Ertege tüşlüydü diyen olsa o şey vakitki kep türgenler o şey bir. O adam isten çıkıp koygen. Üç gündenken esimge düşüp borsam türgeneken diye. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Üç gündenken isimli, yok palanca diye veremem diye uydurma diye bir yürüp barsam o şehirge. Yönüken, biraderliğini çerçettiğinde deyip koyu denekenler. Kıyına koyduğun ki o deyip koyu denekenler. Bana şu vafa. Vafa, bu ademilikten. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vafadarlıkları hemen cebhede görüngen. O şey, Peygamberimizin yaşlılığı kıyan, hemen sahabaki yaşlılığını kaytırgenler. Menga kimiki bir yaxshilik qilgan bo'lsa, o'zi Rasulullohning shaxslariga emas, u hammasi din uchun. Menga kimiki yaxshilik qilgan bo'lsa,
Hamasını kaytardan bitti Abu Bakır kaldı deganlar. Onun mükafatını Allah beradi deganlar. Çünkü o canu malını menden ayamadı, hamasını menge tartık kıldı. Özde kaldırmasından. Onun mükafatını Allah beradi. Lekin başka hama kim iki menge bir nime yaxshilik o'tkazgan bo'lsa, hammasini qaytardim degan. Ko'pi bilan. Bu vafodan Hadisa radhiyallohu anhu vafotlariga necha yillar o'tib ketsa ham, umrlarini oxirigacha vafoni unutmaganlar. Madina Munavvarada ham o'sha qo'ysalar bir hadiya qilsalar, Hadijani o'rtoqlariga yuboringlar deganlar. Hadisa radhiyallohu anhu dugonalariga Hadij bir ayol kelsa o'shani hurmat qilardilar. Nimaga desa, Hadijani davrida Hadijani oldiga kelib turardi deb ikrom qo'yganlar. Hadija radhiyallohu anhoga qilgan vafolaridan o'lib ketgan bir kundoshiga Oyisha radhiyallohu anha kuyganlar. Bu mana shu vafodor vafoni Rasul akram alayhissalotu vasallamni tabiatlari bo'lganidan. Hatto Makka mukarramaga qaytganlarida ham meni chodirimni Hadijani qabrini oldiga qo'yinglar degan. Hadisha radhiyallohu anhu'ning qabrlarini yoniga chodirlarni qurib berishgan. Vafo uning tabiatidir. Wal afwa wal ma'ruf xuluquhu. Afu kechirimlilik va ma'ruf, ya'ni fitratda yaxshi sanalgan narsalarni qilish uning xulqidir. Wal adl siratuhu. Adl uning siratu, sirat hayot yo'li degan. Adolat uning hayot yo'lidir. Hamma narsada adil bo'lganlar, hech bir narsada tajovuz qilmaganlar. Adolat o'zi bitta kitob bo'ladigan mavzu. Adolat haqida gapirilsa, agar bitta kitob bo'ladi. Wal haqqo shariatuhu. Haq haqiqat uning shariati qildi. Ya'ni Rasulullohning shariatlarida botil narsa yo'q, sobitmas narsa yo'q. Wal huda imamuhu. Hidoyatni uning yo'lboshchisi qildim. Rasul akram alayhisolatu vasallamni imomi, ya'ni yo'lini boshi hidoyat, yo'lboshchisi hidoyatdir. Ya'ni faqat hidoyatga qarab yuradilar degan. Wal islama millatuhu, u kishining dini millati islom qildim. Wa ahmada ismuhu, uning ismini Ahmad qildim. Ahmad bor, Muhammad bor. Muhammad maf'ul, Ahmad fa'ilning mubolag'a sig'asi. İkalasi ham hamddan olingan. Ahmad ko'p hamd aytuvchi. Hamidni mubolag'asi. Muhammad ko'p maqtaluvchi. Hamd Ahmad ko'p maqtovchi, Muhammad ko'p maqtaluvchi. Ahmad takror maqtovchi, Muhammad takror maqtaluvchi degan. Demak, Rasul akram alayhisolatu vasallamning ikkala ismlari ham hamddan olingan. Alloh taolo hamdni yaxshi ko'rgani uchun. U kishi hamd aytuvchidirlar payg'ambarlar orasida va butun bashariyatni, butun maxluqotlar orasida eng ko'p hamd aytuvchi, eng yaxshi hamd aytuvchi Rasululloh. Butun maxluqotlar orasida eng ko'p maqtaluvchi ham, eng ko'p maqtalgan ham Rasululloh alayhissalom. Shuning uchun ikkala vasfni Alloh taolo u kishiga ism qilib bergan. Ahdi bihi ba'd zalolatdan keyin u hidoyat qilaman u bilan. Jaholatdan keyin ilm o'rgataman u bilan. U bilan jaholatdan keyin, jaholatda yurgan qavmga ilm beraman. Zalolatda yurgan qavmga u bilan hidoyat beraman. Xamala degani nomnishonsizlik, ya'ni bee'tibor holatda qolish, e'tiborsiz holatda qolish. E'tiborsiz holatda qolgan kishilarni u bilan ko'taraman. Tuya bakıp yürüyen adamlar, bu çoban bulup yürüyen adamlar dünyanın haberlerine eğlendi yu. 15 yıl e-mail'de. Bana şu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerafetleri, bereketlerinden. O usammiye bihi ba'den nukra. Natanış kişilerini tanıklık koyamayın. Tarihte kalgen kişiler, hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashablarından tartıp, bizi devrimiz geçe koyan, İslam alamındaki hamme tanıklık kişiler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerafetlerinden tanıklı kişi geldi. Bukhari, eğer Resulullah olmasa Bukhari bulmazdı. Tirmizi bulmazdı. Tanık o sünnet yığılmasa o kişiye hizmet kılmaz. Ve hakkı. Ve ukthiru bihi ba'del qille az kavmini köp kılana. Yani
yaxshilar kamidi, ko'paydi. Solihlar kamidi, ko'paydi. Musulmonlar kamidi, ko'paydi. Ezgular kamidi, ezgular ko'paydi va hokazo. Va ugni bihi ba'da al-ayla, muhtojlikdan keyin boylik beraman, behojatlik qilib, behojat qilaman. Sahoba ikromlarga katta boyliklar, keyingi musulmonlarga ham. Va hozirgacha bo'lgan kishi musulmonlardagi bir xayr barakaning ham sababchisi Muhammad alayhisolatu vasallam. Hatto mana 2008-yilgi inqirozda, moliyaviy inqirozda islomiy banklar eng katta muvaffaqiyat bilan chiqqan banklar bo'lgan. Ajoyib 2008-yilgi inqirozda Amerikan mutaxassislari ham buni e'tirof qilishgan. Holbuki islomiy banklar juda %100 emas shariatga muvofiqligi. Ularda ham o'yinlar ko'p. Lekin o'sha qanchadir amal qilishi bilan katta moliyaviy inqirozda ipoteka inqirozi bo'ldi-yu 2008-yil. O'sha inqirozda dunyoda eng muvaffaqiyat bilan chiqqan moliya muassasalari islomiy muassasalar bo'lgan. Ana shu muhtojlikdan keyin boy qilaman degani shu, behojat qilaman. Muhammad alayhisolatu vasallamning ta'limotlari barakati, xizmatlari barakati. Va ajma'u bihi ba'da al-furqa, tarqoqlikdan keyin jamlayman. Mana Aws bilan Xazraj bir-bir bilan yillar urushib kelgan dushmanlar bitta ansorlarga aylanishdi. Bitta akukadek bo'lishdi. Va ulifu bihi bayna qulubin muxtalifa, bir-biridan farqli, ixtilofli qalblarni Muhammad alayhisolatu vasallam bilan ulfat qilaman. Va mutashaddita, tarqoq istaklar, havolarni ham bir joyga jamlayman u kishi bilan. Va umamin mutafarriqa, turli tafriqaga tushgan qavmlarni ham. Va aj'alu ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nas, uning ummatini Muhammad alayhisolatu vasallam ummatini odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat qilaman. Mana shu sifatlar Muhammad sallallohu alayhi va sallam sifatlari, kim sunnatga amal qilmoqchi bo'lsa shularni o'ziga kasb qilish kerak. Xususan da'vat qilmoqchi bo'lgan odam birlashtiruvchi bo'lsin, tafriqaga soluvchi emas. Do'st qiluvchi bo'lsin, dushman qiluvchi emas. To'plovchi bo'lsin, tarqatuvchi emas. Kishilarni boylikka olib chiqadigan bo'lsin, kambag'allikka emas, yetuk kishilarni, tarixda qoladigan kishilarni yetishtirishga xizmat qilsin uni da'vati. Bor qobiliyatlarni uvol qilishga emas. Tushunarlimi? Shunda nabaviy da'vat bo'ladi. Undan boshqasi hammasi sunnatga xilof, shaytonning da'vatlari. Aytilayotgan gaplar islom bo'lishi mumkin. Aytilayotgan so'zlar oyat, hadis bo'lishi mumkin. Lekin tariqasi shaytonniki bo'ladi. Ammo haqiqiy nabaviy da'vat mana shu Rasul akram alayhisolatu vasallam ni da'vatlari bergan natijani berish kerak. Kishi da'vat qilayotgan paytda, vaz qilayotgan paytda, dars berayotgan paytda o'ylash kerak. Nima keltiradi mani da'vatim oxir? Agar mana shu natijalarni bersa sunnatdagi Rasul akram alayhisolatu vasallamni Tavrotda berilgan vasflaridagi natijalarni bersa o'sha da'vat to'g'ri bo'ladi. Shuningdek vafo, adolat va boshqa axloqlar ham sunnat, vojib sunnatlardan. Misvak muhim, misvakdan vafo muhim. Salla fazilatli, lekin tavozu undan farz. Oddiy fazilatli amal emas, farz u. Qur'onni chiroyli o'qish mahbub, ammo adolat undan muhim. O'shaning uchun har bir me'yorni shariatni ahkam joyiga qo'yish kerak, joyida tatbiq qila olish kerak. Shunda da'vat o'zining joyiga keladi. Lekin pashadan pil yasab, agar bir tanzihi makruhni haromga aylantirsangiz, fazilat yoki odobni farzga, vojibga aylantirsangiz, da'vat buzilgan bo'ladi. Adolat ketgan bo'ladi. Yoki farzni o'zining maqomidan tushirib qo'ysangiz, buna qilsa ham bo'ladi, qilmasa ham bo'ladi, hijob ham yaxshi, endi sharoitga qarash kerak deydigan bo'lsangiz, namoz o'qish kerak-ku, lekin baribir tirishilgan ham kerak deydigan bo'lsangiz, da'vat emas u. Bular hammasi shaytonning da'vatlari.
Lekin vasıta ayet hadis buluşu mümkün. Şunun dek, Müslümanların tefrikaya salıyken davetler, Müslümandan kafir yasaydıken davetler, hemisi şeytanlı davetler, nebevi sünnet davetler, mesullar. Kimi ki daveti de özünü ta, bu sünnetini, sünnetke muvafık davetini kandeyi uzlaştıramız degen soru var. Veda'iyen ilallahi bi iznihi, izin bilen uzlaştırız. Sırsıyla bilen ki ileyken talimini alış gerek. Sırsıyla bilen ki ileyken ilimini alış gerek. Ve uşağını davet sıfatı da tutuş gerek. Şunda gene kişi, veda'iyen ilallahi bi izni, izin bilen ki ileyken davetini ogen buladı. Şunda netice, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetlerin neticesi buladı. Uşa davet nebevi davet. Uşa davet sünnet davet. Başkası bid'at ve şeytani davetler bulur. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.